Merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki bir süredir bereler, hırkalar, yelekler yapıyoruz birlikte. Ama ben birkaç tane videoyu sizler için farklı şekilde hazırlamak istiyorum. O da şöyle, roba modelleri anlatmak istiyorum. Yani birkaç roba tekniği anlatacağım. Daha sonra da istediğiniz altına modeli kendiniz uygulayın istiyorum. Bu roba modelini anlatmaya en kolay bebek yeleği roba modelini anlatacağım. Şöyle arka tarafından da göstereyim. Bu modelden başlamak istedim. Evet, ben genellikle hep aynı roba modelini çalışıyorum yelekler için. Ancak hani mesela şöyle olabilir. Bunu öğrenirsiniz, altına farklı bir model koymak istersiniz. O yüzden sadece robayı anlatacağım. Yeni başlayanlar için de çok kullanışlı, hatta en kullanışlı roba modeli olacak. İpim Nakoelit Baby. Orta kanatta bir bebe yünü kullanacağım. Yine ışığın yaratmış olduğu bir farklılıktan dolayı kusura bakmayın. Aslında rengi o kadar güzel bir zümrüt yeşili ki, ancak böyle değişik bir petrol yeşili görünüyor. Orta kalınlıkta bir bebe yünü, hatta renk numarası 1594, internetten bakabilirsiniz rengine, ona göre de ipinizi satın alabilirsiniz. Şiş numaram 3,5. Verdiğim sayı 1-1,5 yaş için uygun olacak. Yakadan başlıyoruz. 77 ilmek attık. 77 ilmek attıktan sonra 3 diş haroşamı ördüm. Ve daha sonra ilik düğme kısmını açtım ve 4. sıramı da gittim. Böylece yakayı tamamlamış oldum. Şimdi ön, kol, arka, beden ayrımını yapacağız. Pat için 7 ilmek bırakıyorum. Ben düz ördüm. Düz örgüyü bilmiyorsunuzdur. Tamamen haroşa yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben en kolay roba modelini sizler için anlatmak istedim. 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeği haroşa olarak ördüm. Ön için 15 ilmeğe ihtiyacım var. Yani 7'nin üzerine düz olarak saymaya devam ediyorum. Şimdi düz öreceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ön için ayırdım. Bu ortada bir düz olarak direk görevini görecek olan sağından ve solundan sabit artış yapacağımız ilmeğimiz var. Yani 15 ör, 1 arttırıyorum, 1 düz örüyorum, 1 arttırdım. İlk ayraç yerimizi yaptık. Kol için 9 ilmeğimiz var. 9 ilmek düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi kol için ördüm ve arka tarafa geçtim. Yine 1 arttıracağım. 1 düz, 1 arttır. 1 arttır, 1 düz, 1 arttır. Arka beden için 25 ilmek düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördükten sonra yine artışım var. 1 arttır, 1 düz, 1 arttır. Kol için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördüm. 1 arttır, 1 düz. Son artış yerindeyim. Tekrar 1 arttır ve kalan ilmekleri, kalan 15 ilmeğimin 7 tanesini haroşa, geri kalanını düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. Ve böylece ilk artış sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Doladığımız ilmeklerde, yani artış yaptığımız ilmeklerde dahil, tamamı ters. Haroşaları haroşa olarak örmeyi unutmayalım. Ben haroşayı her zaman tersten, yani ters, her iki tarafta da örgüyü ters örerek yapıyorum. Siz düzden örüyorsanız haroşayı
elinize göre ayarlayabilirsiniz. Yelek robası, hırka robası açısından en kolay roba modelidir. Bir model çalışması daha var. Bunun gibi kolay olan. İnşallah bir sonraki çalışmamızda onu anlatacağım sizlere. İstedim ki robayı anladıktan sonra, öğrendikten sonra altındaki model uygulamasını herkes kendi sevdiği modeli uygulayabilsin. Bilerek videoyu kesmiyorum. Bir aksilik olmadığı sürece inşallah kesmeyeceğim de, birlikte örelim diye. Kızım seslenmezse anne diye ya da kapı çalmazsa birlikte örmeye devam edeceğiz. Bakın, ilk roba artış yerimiz ortaya çıktı. Şimdi 15 örmüştük, bir tane arttırdık. Şimdi 16 oldu ilmeklerimiz. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 7 2, 4, 6, 7. Ve düz oluyor. Örüyorum burayı. Özür dilerim. Düz olarak örüyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bir önceki sırada arttırdığım ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir arttırıyorum. Ortada bir tane düzümüz var. Bir düz, bir arttır ve kol için ilmeklerimi örüyorum. Artışlarımızı ortada direk görevini gören bir düz ilmeğin sağından ve solundan her zaman arttıracağız. Yani bu sabit roba boyunca düz olarak örülmeye devam edecek. Kol için ilmeklerimi ördüm. Yine bir düz ilmeğim var. Öncesinde arttırdım, bir düz ördüm. Sonrasında arttırıp arka beden için bütün ilmeklerimi örüyorum. Bu robayı hani örgüyü iyi bilenler için söylüyorum. Böyle düz olarak değil de fare dişi uygulayabilirsiniz. Bonbon uygulayabilirsiniz. Çiğ tanesi örgü modeli uygulayabilirsiniz. Yani robaya istediğiniz modeli de uygulayabilirsiniz. Ben düz olarak çalışıyorum şu an. Herkes bizimle örebilsin diye. Arka beden içinde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine bir arttırdım, bir düz. Bir arttır, kol için ilmeklerimi örüyorum. Bilerek sayı vermiyorum. Çünkü zaten burada arttırdığımız yer belli olduğu için sayısını vermeye gerek duymuyorum. Bir arttırdım, bir düz, bir arttır. Ön için 16 ilmeğimi örüyorum. Arka taraftayım. Haroşaları haroşa, geri kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bana yorumlarda yazın siz de lütfen. Çok severek okuyorum yorumlarınızı. Sizin en sevdiğiniz robo modeli hangisi? En çok hangi robo modelini kullanıyorsunuz? Yeleklerde, hırkalarda. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü
Hiç bilmediğim belki bir roba modeli vardır. Burada birlikte çalışırız. Çok severek inşallah onu da yaparım. Arka tarafında tamamını ters ördüm. Şimdi ikinci artist sıramı da tamamlamış oldum. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Bu renkten daha önce bir hırka, bir de yelek anlatımı yapmıştım. Motifli, cepleri motifli olan yelek ve hırkalardı. Renkleri aslında çok güzel ama ışık daha neden böyle koyu çıkıyor? Bir türlü ayarlayamadım onu. İkinci artist sıramda bakın ortaya çıktı. Şimdi üçüncü sıramdayım. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi arttırdığımız için 17 ilmeğimiz oldu. Yani 7 tanesi haroşa, 10 ilmeğini de düz olarak örüyorum. Bir arttırdım, bir düz örüyorum, bir arttırdım. Kol için ilmeklerimi örüyorum. Yine bir arttırdım, bir düz, bir arttır. Arka için ilmeklerimi örüyorum. Bir arttır, bir düz, bir arttır. Kol için ilmeklerimi örüp devam ediyorum. Yine bir arttırdım, bir düz, bir arttır. Ön için 10 ilmek düz, 7 ilmek haroşa olarak örüp 3. artist sıramı da tamamlıyorum. Bakın, modelimiz zaten kendini gösteriyor arkadaşlar. Ortada hep sabit bir tane düz ilmeğimiz var ve bu düz ilmeğin sağından ve solundan artış yaparak robamızı uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi buradan devamını anlatmayacağım. Tekrar tekrar anlatıp da sizi sıkmak istemiyorum. Bu roba üzerinden göstereceğim size. Gördüğünüz gibi hep sabit artış yapmaya devam ediyoruz. 1 yaş, 1,5 yaş için 18 defa artış yapmamız yeterli. 18 defa artırmamı tamamladım. Yakından da göstereyim. Daha sonra 3 diş haroşa sırası yaptım. Kol kısmına haroşa yapmayıp dümdüz devam edip hırkaya da çevirebilirsiniz bu robayı. Hırka içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi kol ayrımlarını göstereceğim size. Kol kesimlerini göstereceğim. Üçüncü diş haroşamı tamamladıktan sonra örgünün tersine geçiyorum. Yani üçüncü sıranın arkasını örmedim. Şimdi öreceğim. Şu ben her zaman bu ayrım ilmeklerini, şu bir tane düzü kola değil bedene bırakıyorum. Kol altında birleştirme yaparken bu iki düz ilmeğin ucunu birleştiriyorum. Yani kolu bu şekilde birleştirme yapıyorum.
O yüzden şimdi öndeki ilmeklerimi tamamlıyorum, örüyorum. Artık haroşa olarak örüyoruz, biliyorsunuz. Ve devam edeceğim şimdi. İpimin rengini ne yaptıysam bir türlü gösteremedim. Çıkmıyor maalesef. Kamerada çok koyu çıkıyor. Neden öyle çıkıyor? Anlam veremedim. Videoda renk numarasını verdim. İpçiye gittiğinizde ya da internetten önce bir rengine bir bakın. Gerçekten siz de çok seveceksiniz. Asla kendi rengini yansıtmıyor kamera. Şimdi öndeki ilmeklerimi bakın örüyorum. Sayısını da vereyim kaç tane ördüm diye. Şu düz ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. 31 ilmek ön için ayırdım. Ama şu düz devam eden ilmeği de 32. ilmek olarak alıyorum. Çünkü bunu kol altına birleştirme yapacağım. Tıpkı bu tarafta yaptığım gibi buradaki düzü de arka kısma, sırt kısmına bırakacağım ki kol altına birleşmek için. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41. 41 ilmek kol için kesme yapacağım. Kesme işlemini de şu şekilde yapıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Kesiyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ters olarak örerek kesiyorum. Bildiğiniz kesme işlemini yapabilirsiniz. Hangi işlemi biliyorsanız. Eğer yeni başladıysanız ve bu robayı birlikte şu anda çalışıyorsak benim tekniğimi de uygulayabilirsiniz. Ters olarak örüp tekrar şişime geri takıyorum. Ters olarak 2 ilmeği bir alıp tekrar şişime geri takıyorum ve böylece çok düzgün, çok güzel bir kol kesimi ortaya çıkıyor. Çok sıkı ya da çok gevşek tutmuyorum. Orta tutuyorum şişimi ki ne sıkı olsun ne gevşek dursun. Bakın. Çok düzgün bir kesme işlemi. Buradaki düz ilmeğinde görüntüsü bu şekilde. Bir kolu göstereceğim. Diğer kola kadar gitmeyeceğim. Tekrara düşmeyelim. Sizler de sıkılmayın diye. Zaten yine tıpkı burada yaptığımız gibi sırt kısmını öreceğiz. Arka bedeni. Yine birer tane düzü. İsterseniz bırakın, isterseniz dahil edin. Bu tamamen size kalmış. Kafanız karışmasın yani orada. Ben şimdi çok güzel modeller çalışmaya başladım. Küçük küçük modeller. Böyle robaları paylaşıyorum ki o modelleri robaların altına uygulayın diye. İnşallah faydalı da oluyordur sizlere. Bu şekilde geldim bakın. Kestim. Ve böylece ilk kol tamamlanmış oldu. Geri takayım düzgün görünsün diye. Kol kesimi de çok düzgün bir görüntüyü aldıktan sonra diğer tarafta şu arkayı örüyoruz. Diğer kolu da kesiyoruz. Roba bu şekilde arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir sizlere. Başka bir roba çalışmasında, başka bir örgü çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.